Sultanahmet Meydanı'ndayız. Burada takriben 30 dakika önce büyük bir patlama meydana geldi ve çok sayıda insan yaralandı diyebiliriz. Hemen olay yerine gelen polis ekipleri Sultanahmet Meydanı'nın neredeyse tamamını ablukasını aldı ve tamamını insan kalabalığından yalıttı. Ve şu an olay yerine uzman ekipler de geldi ve uzman ekipler inceleme çalışması yapıyor. Havadan da bir polis helikopteri geniş bir alanda güvenlik tanıması yapıyor. Çevik Kuvvet polis ekibi geniş bir alanı çevirdi ve güvenlik alanı oluşturdu orada. Patlamanın olduğu alan tam da Sultanahmet Camisi, Dikilitaş ve Türk İslam Eserleri Müzesi'nin tam önü. Yani burası Sultanahmet Meydanı'nın tam da ortası diyebiliriz. Bu sebeple turistlerin de yoğun uğrak yeri diyebiliriz buraya. Ve şu an burada polis ekipleri çalışıyor. Ve etrafta vatandaş kalabalığı var. Endişeli, korkunç bekleyen vatandaş kalabalığı var. Burada polis çalışmasını yürütüyor. Biz de patlamanın neden ve nasıl olduğu konusunda bilgi almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar patlamanın nedeniyle ilgili herhangi bir şey söyleyemiyoruz. Nihat, bu arada görüntüler de ekrana geliyor. Çok sayıda ambulansın olay yerinde olduğunu görüyoruz. Senin görüş alanında çok sayıda yaralı görebiliyor musun? Ne kadar insanın etkilendiğini görebiliyor musun acaba? Şu an için yaralıların tamamı kaldırıldı diyebiliriz. Biz de yol süresince en az 20'ye yakın ambulansın olay yerinden yaralıları alarak hızla hastaneye doğru gittiğini gözlemledik. Şu an tedbir amaçlı ambulanslar bekliyor ancak meydanda bir yaralı söz konusu değil. Meydan tamamen yaratılmış, yaralılar da hastaneye kaldırılmış diyebiliriz. Güvenlik çemberi oluşturuldu olay yerinde. Herhangi bir şekilde giriş çıkışlar yasak. Dolayısıyla şimdi polis ekipleri orada ilk etapta patlamanın nedenini belirlemeye çalışacaklar. O olay yerindeki o anlamda inceleme başlayabildi mi? Ekipler şu anda o güvenlik çemberi içine alınan alanda mı şu anda? Evet, geniş bir koridor oluşturuldu diyebiliriz. Sultanahmet Meydanı'nın neredeyse tamamı Çevik Kuvvet polis ekipleri tarafından geniş bir güvenlik alanı oluşturuldu. Ve uzman ekipler, bomba imha uzman ekipleri şu an alanda. Belki de hani ikinci bir bomba ihtimali olabilir diyerekten geniş bir güvenlik önlemi alındı. Ve bomba imha uzman ekipleri geniş çevrede şu an incelemelerini başlattı diyebiliriz. Havadan da helikopter yine güvenlik uçuşlarına devam ediyor. Şu an için buradan söyleyeceklerimiz bu kadar. Ki aslında Sultanahmet Meydanı sonuçta İstanbul'un, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Dolayısıyla Nihat, herhalde sen de bilirsin. Aslında o bölge çeşitli noktalarda polis ekiplerinin de olduğu ve istihbari açıdan da hani en hassas olunan noktalardan biridir, değil mi Sultanahmet Meydanı? Tabii ki, tabii ki. Burada yoğunlukla özel güvenlik özel güven timlerinin görev yaptığı, sıklıkla görev yaptığı bir alan. Özellikle Sultanahmet Camii ve Ayasofya bölgesinde çok sayıda sivil polis zaten görev yapıyor. Ayrıca Turizm Şube Müdürlüğü de hemen meydana 100 metre uzaklıkta. Ama nasıl bir olay oldu, bu bomba buraya nasıl konuldu, tabii bu incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacaktır. Şimdi Sultanahmet Meydanı'nda saat 10.20 sularında diyoruz Nihat. Senin orada hemen olay yerine gelen yetkililerle konuşabildin mi? Patlamanın tam saatiyle ilgili bize bilgi verebiliyor musun? Henüz resmi bir yetkiliyle, açıklama yapılmadığı bir yetkiliyle henüz görüşemedik. Şu an onlar da yoğun bir çalışma temposu içerisindeler. Bir çalışmaların neticelenmesinin ardından bir resmi açıklama yapılacağını düşünüyoruz. Tabii.